Tak tak tak. Kim o? Galatasaray. Arkadaşlar bu iğrenç girişten sonra Galatasaray'ı inceleyeceğiz. Güncel kadroları geldi. Güncel kadrolarına bakacağız. Son güçler hepsi burada. Bakalım kim nasıl yapmışlar. Muslera zaten bence Türkiye'nin gelmiş geçmiş en iyi kalecilerinden biri. 33 yaşına geldi. Kaç senedir Galatasaray'da hatırlamıyorum. Arkadaşlar Muslera'nın kaç senedir Galatasaray'da olduğunu biliyorsanız eğer lütfen yoruma Muslera 20 senedir Galatasaray'da, 10 senedir Galatasaray'da, 15 senedir Galatasaray'da diye yazın. Çok dürüst, çok terbiyeli, çok ahlaklı futbolcu. Atatürk'ün de dediği gibi zeki, çevik ve ahlaklı. Fenerbahçe'de Alex çok sevilirdi. Galatasaray'da da bence Alex'ten sonra herkesin sevdiği Alex'ten sonra herkesin sevdiği Muslera. Beşiktaş'ta da seviyordur, Galatasaray'da da seviyordur, Fenerbahçe'de de seviyordur. Muslera bence bu dalda en iyi adaylardan biri. Çok da iyi bir kaleci. Muslera'yı buradan tebrik ediyoruz. 263 maç, 264 maç oldu yanlış hatırlamıyorsam. Oynuyor Galatasaray'da. Tebrikler Muslera. Önünde saygıyla ediyoruz. Ve Leundama yok edici. Tipi benziyor mu? Saçı benziyor. Biraz burun dudak yapmışlar. Köfte dudaklı bir Leundama yapmışlar. 78 gücü ama ben benzediğini düşünmüyorum. Eğer benziyor diyorsanız mutlaka yorumlara yazın. Marco Teixeira, Marcao. Marcao da benzemiyor arkadaşlar. Benim bildiğim Marco bu değil. Şener Özbayraklı. Hiç alakası yok. Nagatomo. İşte Japonlar. Kendi adamlarını benzetiyorlar arkadaşlar. Nagatomo gerçekten de çok beğendiğim bir kanat. 33 yaşına gelmiş. Yaşını hiç göstermeyenlerden biri. Bakalım gücüne. Hızlanması iyi. Dayanıklılığı iyi. Bence güzel bir sol bek iş yapar. Enzonzi. Arkadaşlar nasıl telaffuz ediyor bilmiyorum. Zonzi. Enzonzi diyelim. Fransız Enzonzi zaten tanınan bilinen bir oyuncu. 31 yaşında. Gücü gayet iyi. Kafa toplarına çok başarılı. Fiziksel defans. Temas çok iyi. Dayanıklılığı mükemmel. Bence Galatasaray'a çok faydalı olacak bir oyuncu. Seri. Seri de inanılmaz benziyor. Galatasaray'da iş yapacağını düşündüğüm adamlardan biri ama benim favorim Zonzi'dir. Enzonzi'dir. Seri de bence beraber oynarlarsa orada Fenerbahçe'de bir ara Apia vardı. Apia tarzı ama şutları nasıl bilmiyorum. Pek fazla izleme şansı bulamadım. O yüzden en azından benziyor diyelim. Ömer Bayram benzemiyor. Hucumcu bek ama genellikle Galatasaray bunu bu ara sanki orta saha oynatıyor. Ryan Babel her zaman benziyor. Liverpool kariyeri olsun. Başakşehir'de oynadı futbol olsun. Beşiktaş'a geldi. Beşiktaş'tan sonra pardon Başakşehir Kasımpaşa yanlış hatırlamıyorsam yanlış söyledim. Galatasaray'da da her sene yıldanmış şarap gibi üstüne katan çok güzel bir kanat oyuncusu. 81 gücü zaten hala mükemmel. Yetenekleri hızı bence biraz daha hızlı. Babel ama burada çok hızlı yapmamışlar. Dalan şutlar uzun mesafeden şut çekiyor. Bilek hareketleri çok iyi. Ryan Babel ben bir Fenerli olarak oynaması çok keyifli bir oyuncu. Adem Büyük benzemiyor tabii ki. Klasik bir oynamış. Andone. Bu adam benziyor. Aslında bu adam güzel bir forvet arkadaşlar. Bilginiz olsun. Bunu tanımıyorum. O Koçuk diyeceğim. Gerçekten Galatasaray'da bu oyuncuyu tanımıyorum. Arkadaşlar yoruma lütfen bu adamın adını yazın bana. Ahmet Çalık. Birazcık böyle bir benzetmeye çalışmışlar ve Mariano'yu benzettiklerini düşünüyorum. İşte Mariano. Bu adam 33 yaşında ama çok iyi bir topçu. Çok iyi bir sağ bek. Türkiye'deki en iyi sağ beklerden biri. Ama sanki böyle yaşı 33 değil de 36-37 gibi yani. Birazcık küçük yazılmış gibi geliyor bana. Nedendir bilmiyorum. Taşdemir. Donk. Benzemiyor. Lemina'yı benzetmişlerdir. Evet. Lemina bayağı benzemiş. Zaten kariyeri falan iyi bir oyuncu. Ben Lemina'yı kanat biliyordum. Selçuk inan zaten her zamanki gibi. Antalyalı. Ulan sanki bu adamı benzetmişler doğru mu? Buna bakacağım sonra. Belhan da her zamanki gibi kaliteli bir oyun kurucu. Galatasaray'ı görüyorsunuz bak. Sağ beke, sol beke. Hücum attı. Belhanda'sı, orta sahası, Donk, Lemina.
Hepsi benziyor. Güçlü bir takım. Galatasaray. Aman Allah'ım. Bir şirinlik. 22 yaşında. Düzel be Emre Mor. Kendin ol be Emre Mor. Oyna be oğlum. Diyoruz. Emre Mor'u geçiyoruz. Jimmy Durmaz benzemiyor. Ve Galatasaraylıların merak ettiği isim Falcao. Tam bir kurnaz golcü. 83 gücü var. İnşallah kondisyonunu tuttuğu anda Galatasaray için çok başarılı olacak. 86 bitiricilik ve 88 farkındalık. Yani ceza sahasında yanlışla topla buluşursa gol atar demektir bu arkadaşlar. Kurnazlık bunda, mücadele ruhu bunda. Anında şu bakın dediğim yani ceza sahasının buluştuğu anda o gol gelir. Lines benzemiyor. Bunları zaten çok fazla tanıyoruz. Akbaba inşallah bir an önce eski formuyla. Feguli işte sağ kanat dediğim güzel bir adam. Bu yorulduğunda yerine girecek Emre Mor var. Galatasaray kadrosu cidden iyi arkadaşlar. Solda ve sağda Feguli, Falka hücum attı. Mükemmel Galatasaray. Paris Saint-Germain'in zorlayacağını bile düşünüyorum. İnşallah yenerler. Feguli'nin hızına bakalım. Hızı 87, hızlanması 84. Birazcıkın daha iyi yapabilirlermiş ama bu bile bence gayet başarılı. Akgün yardımcı. Arkadaşlar Galatasaray'da bitirdik. Galatasaray'da Falcao ile kapatıyoruz. Arkadaşlar Galatasaray'ın kadrosunu beğeniyorsanız deli bir like istiyorum bu videoya. Galatasaray'ın kadrosu gayet güçlü. Babeller olsun, Falcao olsun, Feguli. Arkadaşlar mükemmel bir kadrosu var Galatasaray'ın. Yaman'a atılacak bir kadro değil. Lütfen deli bir like. Ve sizden şöyle bir isteğim var. Arkadaşlar herkes kafasındaki 11'i Galatasaray için bana yazabilir mi? Yorumlara bekliyorum. Görüşmek üzere. Hoşça kalın.